BRT ekranlarından Sabah Haber'den hepinize mutlu sabahlar, iyi pazarlar sayın seyirciler. Dünden bugüne yansıyan ve bugünün gündeminde yer bulacak olan haberleri paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi yayınımızda, daha sonra ise hem ülkemiz basını hem de Türkiye basınında manşet haberleri kısaca sizlere aktarmaya çalışacağız. Kurultayla başlıyoruz. Ülke gündeminde önemli yer tutan Ulusal Birlik Partisi'nin 23. olağan genel kurultayı dün Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Gün boyunca sayın seyirciler, yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kurultayda oy verme işlemi saat 24'e kadar uzatıldığı için sabah saatlerine kadar oy sayım işlemleri devam etti ve Ulusal Birlik Partisi yeniden Ünal Üstel dedi. Rekor katılımla gerçekleştirilen Ulusal Birlik Partisi'nin 23. olağan genel kurultayında genel başkanlık için yarışan Ünal Üstel 6.555 oy aldı sayın seyirciler. 10.171 üyenin katılımıyla gerçekleşen kurultayda oy sayımının tamamlanmasıyla genel başkan Başbakan Ünal Üstel zafer konuşmasını yaptı. Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük partisi olduğu bir kez daha görülmüştür diyen Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin kurultaydan güçlenerek çıktığını, kaybeden olmadığını, kazananın halk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu kaydetti. Üstel, tüm kesimleri kucaklayarak yola devam edeceklerini, 2027 yılına kadar kesintisiz iktidar ve halka hizmeti sürdüreceklerini belirtti. İşte Üstel'in konuşmasının detayları. Ulusal Birlik Partisi'nin 23. olağan genel kurultayı Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Yaklaşık 20 bin üyesi olan Ulusal Birlik Partisi'nin 10.171 üyesi kurultayda oy kullandı. Oyların 6.555'ini alan Ünal Üstel yeniden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçildi. Kurultayda genel başkanlık için yarışan Hasan Taçoy 3.284, Ahmet Melih Karavelioğlu ise 121 oy aldı. Üstel'in kazandığının ilan edilmesinin ardından Başbakan Üstel tebrikleri kabul etti. Ardından kabinesindeki bakanlar ve ailesiyle birlikte platforma çıkarak teşekkür konuşmasını yaptı. Üstel yaklaşık 2,5 aydır süren kongrelerin ardından kurultayda bir demokrasi yarışı yapıldığını, son noktanın konulduğunu ve bu kurultayla yeni bir başlangıç yapılacağını söyledi. Bu geçen süreç içerisinde bütün Ulusal Birlik partilerime yürekten teşekkür ederim. Bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkımıza hem de bizi gözetleyen insanlarımıza büyük bir mesaj verdi. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin ne kadar büyük bir parti olduğunu bir kez daha ispatlamış olduk. Hiçbir partiye nasip olmayan 21 bin küsur üyesi olan ve bugünün hava koşullarının zor olmasına rağmen İnsanımız yağmur, rüzgar demeden parti aşkına ve partimizin birlik ve beraberliği adına kurultayımıza akın akın geldiler ve büyük mesajlar verdiler. Biz zaten daha önce de kurultay gezilerimizde hep söyledik. Bizim kurultayımız bir bayram havasında geçer. Bizim kurultaylarımız bir şölen havasında geçer. Çünkü Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük partisi olduğunu bir kez daha görünmüştür. Ve bunun ispatını yapmıştır. Bu kurultaydan Ulusal Birlik Partisi güçlenerek çıktı. Bu kurultaydan kazanan veya kaybeden yoktur. Kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kazanan Ulusal Birlik Partisi. O yüzden sevgili kardeşlerim, dün dünde kalmıştır.
biz yarınımıza bakacağız. Ülkemizdeki bizi bekleyen çok sorunlar var. Nasıl ki ilk görevi devraldığımızda halkımıza bir sözümüz oldu. Ve 2,5 sene içerisinde bu sözümüzü tuttuk. Ve dedik ki reform yapacağız, reform yaptık. Yarım kalan projeleri bitireceğiz. Çoğu kesimler inanmadı ama inadına bitirdik. Ve halkımız da bütün bunları gördük. İhtiyacı olan proje dedik, halkımıza yaptık. Bütün kesimlerimizi kucakladık. Bütün kesimleri kucaklayarak yarından sonra yolumuza devam edeceğiz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, halkımızın daha ferah, daha rahat, daha sağlıklı yaşaması için biz hükümet olarak 2027 yılına kadar kesintisiz iktidarda ve istikrarla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve hep ne dedik? Değerli kardeşlerim, hep ne dedik? Dün dünde kaldı. Biz yarına bakacağız. Nasıl ki kurultayımızda her gittiğimiz yerde söylediğimiz bir laf vardı. Ve durmak yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hizmet etmek için yola devam edeceğiz. Ben kurultayda yarışan arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Kurultayımıza katılan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ederim. Medeni cesaretlerini gösterdiler ve milletvekili arkadaşlarımız aday oldu ve güzel bir demokrasi yarışı gösterdik. Kendilerini kutlarım. Yarışan arkadaşıma, oy verenleri de canı gönülden kutlarım. Ve bu kurultay ülkemize, partimize hayırlara vesile olsun diyorum. Konuşması sırasında zaman zaman duygulu anlar da yaşayan Üstel, konuşmasını teşekkür ederek tamamladı. Kurultayımıza katkı koyan herkese yürekten teşekkür eder ve özellikle 24 saat divan, bütün Ulusal Birlik Partisi'nin karnını çeken divan başkanı, divan üyelerine, çalışan arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve özellikle örgütlenmeye başladığımız günden beri hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan kıymetli genel sekretere, bakan arkadaşlarıma yürekten herkese arkadaşlar katkı koyan herkese yürekten teşekkür eder. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kurultayda Genel Başkan'ın yanı sıra Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu için de oylama yapıldı. Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu için kullanılan oyların sayımı bugün yapılacak. Üstel'in sabahın erken saatlerinde yapmış olduğu zafer konuşmasının detayları böyleydi sayın seyirciler. Tabii ki tebrik mesajları da gelmeye başladı. Üstel'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Üstel'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi'nin 23. kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilen başbakan, üstleri New York'a gitmek için bulunduğu İstanbul'dan telefoniyen arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar sonuçların Ulusal Birlik Partisi ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Kurultayda önemli bir karar da alınmıştı. Aktaralım hemen sizlere Sayın Seyşer. Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki eşit uluslararası statüdeki devlet siyasetine bir kez daha tam destek verdi. 23. olağan genel kurultayda partinin aldığı kurultay kararı oy birliğiyle onaylandı. Kararda federasyon temelinde bir müzakere sürecine dönüş olmayacağı ve egemen eşitlikle iki eşit uluslararası statüdeki devlet gerçeğinin Ulusal Birlik Partisi tarafından tam olarak güçlü bir şekilde desteklendiğinin altı çizildi. Cumhurbaşkanımıza bu önemli konuşmaları için çok teşekkür ediyorum. Ulusal Birlik Partisi 23. olağan genel kurulunda Kıbrıs meselesiyle ilgili kurultay kararı oy birliğiyle kabul edildi. Kararı okuyan parti genel sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu, Kıbrıs konusunun başta anavatan Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasını ilgilendiren milli bir dava ve Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını sonlandırmaya çalışanlara karşı verilen bir özgürlük, egemenlik, güvenlik ve mavi vatan mücadelesidir dedi. Hasiboğlu, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk'ünün haklarını gasp etme ve Kıbrıs adasını sahiplenme çabaları nedeniyle milli mücadelenin devam ettiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Güney Kıbrıs'taki Rum Devleti ile eşit uluslararası statüsünün BM ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kabul edilmesi halinde Türk tarafının adada var olan iki devletin uzlaşılacak alanlarda işbirliği yapmasını öngören bir antlaşma için görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıklamıştır. Ancak Rum tarafı bunu reddetmektedir dedi. Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüzü artık talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu bu iradeden, bu yeni vizyondan dolayı ve kararlı duruşundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hasiboğlu, UBP kurultayı olarak ortaya çıkan durum ve gerçekler ışığında alınan kararları da okudu. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma yarım asrı aşkın bir süredir devam eden müzakerelerde denenmiş, başarısızlığı kanıtlanmış ve tüketilmiş bir formül olan federasyon temelindeki bir müzakere sürecine dönüş olmayacağını hatırlatırız. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar tarafından Güney Kıbrıs Rum yönetimine sunulan ve tüm dünyaya duyurulan Kıbrıs konusunda iki halkın egemen eşitliğinin tesciliyle bunların halen yaşamakta olan iki eşit uluslararası statüdeki devletin kararlaştırılacak alanlarda işbirliği yapması temelinde bir uzlaşı sağlanması önerisi Ulusal Birlik Partisi tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022-2023 yıllarında BM Genel Kurul toplantılarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması için yaptığı çağrılarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla 18 Temmuz 2024 tarihinde iktidarla muhalefetin oy birliğiyle yayınladığı tezkerede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Kıbrıs Türk halkına uygulanan tüm izolasyonlara son verilmesi talebinde bulunmasının Kıbrıs Türkiye için tarihi bir değer olduğu aktarılan kararda Kıbrıs Türk tarafının Kapalı Maraş'ın açılması yönünde attığı adımların doğru olduğu ve yeni adımlarla devam ettirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kararda hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve anavatan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukunu göz ardı edemez, çiğneyemez. Partimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatan Türkiye'nin hidrokarbon kaynakları arama ve çıkarma faaliyetlerini heyecanla desteklemekte, ülkemize, Türkiye ve bölgemize önemli ekonomik ivme kazandıracak olan doğal kaynak keşfi ve arzının bölge barışı açısından bir katalizör rolü oynaması gerektiğinin altını çizmekte yarar görmektedir denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKBA ve TÜRKSO'ya gözlemci üye olmasının yanı sıra anavatan Türkiye ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın tam üyelik için verdiği desteğin son derece önemli olduğu da vurgulanan kararda tüm Türk ve İslam dünyasını Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerine destek vermeye çağrıldı.
Kararda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adadaki gerçekleri göz ardı etmekten vazgeçmesi ve var olan barış ortamına katkı koyması gerektiği de vurgulanarak, BM bir an önce özellikle barış gücünün Kıbrıs'taki göreviyle ilgili Türk tarafının ortaya koyduğu yaklaşımları dikkate almalıdır. Bu bağlamda Kıbrıs Türk tarafıyla ayrı bir statü anlaşması imzalanmalıdır denildi. Avrupa Birliği, Rumların Kıbrıs Türk'ünü azınlık durumuna düşürme hayallerine katkı sağlayan tutumuna son vermeli. Kıbrıs'ta iki devlet bulunduğu gerçeğini kabul ederek iki devlet arasında işbirliği hissedilmesine katkı sağlayıcı bir tutum içerisinde olmalıdır. Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türk halkının özünden ve özgürlük tutkusundan doğan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın siyasal ifadesi olarak tarihi görevinin idraki içerisindedir. Devletimizi tanıtma, yüceltme, halkımızın refah seviyesini, yaşam kalitesini yükseltme, ana vatan Türkiye ile köklü ilişkilerimizi her alanda daha ileri götürme çabalarına daha da arttıracağız ve hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Son olarak Ulusal Birlik Partisi 23. Kurultayı olarak Cumhuriyet Meclisimizi federasyon görüşmelerine artık dönülmeyeceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınarak uluslararası alanda hak ettiği yeri alması ve ülkemize uygulanan kısıtlamaların, izolasyonların kaldırılması için hep birlikte çalışacağımızı vurgulayan bir karar almaya davet etmeyi tarihi bir görev sayıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta temaslar gerçekleştirecek. Sayın seyirciler, ayrıntılarına bakalım. Cumhurbaşkanı adadan ayrılmadan önce Sercan Havalimanı'nda açıklama yaptı. Tatar, Kıbrıs Türk'ünün taleplerinin eşit uluslararası statü ve egemenliğinin tanınması, direkt uçuş, direkt temas, direkt ticaret ve ambargonun kaldırılması olduğunu söyledi. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çalışmalarını her platformda sürdürdüklerini ve her nerede olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni anlatmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı New York'ta temaslarda bulunacak olan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ise yürütülmekte olan yeni siyasete karşı Türk tarafının elini zayıflatacağı uyarısında bulundu. Bu ziyaretimizi elbette daha da önemli. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara üzerinden BM Genel Kurul toplantılarının yapılacağı New York'a gitmek üzere Ercan Havalimanı'ndan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, adadan ayrılışı öncesi Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Angela Holcuin'in Temmuz ayına kadar 6 aylık bir deneme sürecinde tarafların nabzını yokladığını ve Kıbrıs'taki iki devletli yapıyı yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti. 1964'ten beridir Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan acımasız statikonun hala daha devam etmekte olduğunu, 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra iki bölgelilik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasından sonra, anlam planından sonra bizlerin evet demesi, onların hayır demesine rağmen onların tanınmış bir devlet ve aynı zamanda Avrupa bir devlet olarak kabul edilmeleri bizlere taahhüt edilen evet dememiz durumunda ambargo ve izolasyonların kalkacağına dair verilen sözlerin yerine getirilmemesi gibi bir takım yaşananlar da artık Cumhurbaşkanı seçilmeden sonra gündeme gelen iki devletli siyasetle yeni bir anlayışın, yerli bir siyasetin, milli siyasetin yerleşmekte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla pozisyonumuzu yine New York'ta çeşitli farklı gruplara, temas taraflara anlatmak için orada olacağız ve Kıbrıs meselesini çok iyi bilen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres de son durumu bir kez daha paylaşma fırsatı bulacağız. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Kıbrıs müzakerelerinin Kran Montana'da bırakıldığı yerden yeniden başlaması görüşlerine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisini, Kıbrıs Türk halkının veto hakkını, asker ve garantileri, ayrıca Kıbrıs Türk'ünün egemenlik haklarını kaldıracak, AB'nin birincil hukuku olmayacak tehlike ve entrikalarla dolu bir görüşme süreci olacağını ifade etti. Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Rum Akel Partisi ile New York'ta,
Sosyalist internasyonel toplantılarına katılacak olmasını da eleştiren Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununun Kıbrıs Türk halkının geleceğini ilgilendiren hayati bir mesele olduğunu ifade ederek, Erhürman'ı kendi kişisel hesapları için devletin arkasından dolaşarak devletin pozisyonunun altını oymakla eleştirdi ve bunun devlet adamlığına sığmadığını söyledi. Tatar konuşmasında Kıbrıs'ta iki devletin elektrik, suda dahil olmak üzere tüm konularda işbirliği yapabileceğini kaydederek, Kıbrıs Türk'ünün eşit statüsü ve egemenliği kabul edilmeden masaya oturmayacaklarını yineledi. Var olan egemenliğimizin, ki pazarlık unsuru değildir, kabul edilmesi için direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas şeklinde ispordaki ambargoların da kaldırılması. Bir taraftan tanınmış Cumhuriyet Avrupa Birliği Devleti, bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı olan Kıbrıs halkının harada ambargo ve yasınlar altında adeta yalvarır pozisyonda, işte masaya oturalım ve muhteşem özden gelen, tarihten gelen haklarımızı pazarlık usulü masada, işte ne alırsak kârdır şeklinde şu anki durumun değiştirmesi için yalvarır pozisyonda, bizleri diz çökertecek bir zihniyet karşısında o şekilde bir pozisyonun yaratılması asla bize yakışan değildir. Muhatap ve paydaş ülkelere New York'ta milli siyaseti ve Kıbrıs'a gelinen son aşamayı anlatacaklarını kaydeden Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'e de neden üçlü görüşmeye evet denilemeyeceğini aktaracaklarını bildirdi. Sivil toplum örgütleri, gerek ticaret odası, gerek sanayi odası, gerek bakanlıklar, gerek diğer devletin kurum ve kuruluşları ve zaman zaman bizlerin de katıldığı toplantılarda kendi bayrağımızla orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsil etmemiz, hep bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtımına yönelik faaliyetlerdir. Sadece orada değil, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve fırsat nerede olsa gittiğimiz yerlerde hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin neden tanınması gerektiğini var gücümüzde, bütün gayretlerimizde bunları yapmaya çalışıyoruz. Tatar, 29 Eylül Pazar günü adaya dönüşünde New York'taki temasları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini sözlerine ekledi. Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adadan ayrılmadan önce Yakında Üniversitesi'nde 2024-25 akademik yılı resmi açılış törenine de katıldı. Üniversitede Kıbrıs için yeni gelecek iki devletli çözüm konulu ilk dersi veren Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulüyle müzakere masasına oturulacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakında Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı resmi açılış törenine katıldı ve Kıbrıs için yeni gelecek iki devletli çözüm konulu ilk dersi verdi. Cumhurbaşkanı Tatar, akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, 1974 yılında Yunan Cuntası'nın darbesi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük haklarına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini, adaya huzur ve istikrar getirdiğini söyledi. Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası kriterleri karşılayan demokratik bir devlet olduğunu aktaran Tatar, Kıbrıs'a iki ayrı devletin yan yana yaşadığını vurguladı. Tatar, 1968'den bu yana Kıbrıs'ta birçok müzakere süreci gerçekleştiğini belirterek, egemenlik, eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulüyle müzakere masasına oturulacağını vurguladı. Bizim buradaki güvenliğimiz, varlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörüne ve giderek artan ekonomik bağlarımız, gerek turizm sektörümüz, gerek üniversitelerimiz, gerek tarımsal faaliyetlerimiz, gerek hizmetlerimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği aşamada bağımsız bir Türk devleti olarak bu coğrafyada, bu coğrafyanın öneminin de artmasıyla şimdi Türk Devletler Teşkilatı'nın bir üyesi olarak burada bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir kapısı, bir pençesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zaman itibariyle değerinin, öneminin ve statüsünün ne kadar daha fazla arttığını görüyoruz. İşte burada bir üniversitede ne kadar büyük başarı olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar kurumsal yapımızın güçlenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerini ve statüsünün yücelmesi ve bütün bunlar Türk dünyasının bir parçası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi güvenliğinin, kendi hem may vatanımızda hem gök vatanda varlığı ve dolayısıyla ana vatan, yavru vatan, may vatan birlikte emin adımlarla geleceğe yürürken bu üçlünün bizler için ne kadar büyük milli değeri olduğunu, bunları ifade etmenin, bunları idrak etmenin, bunları hazmetmenin, bunları anlamanın
bizler için ne kadar önemli olduğunu. Konuşmasında öğrencilere seslenen Tatar, sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birer elçisi olarak görüyorum. Onurlu varoluş mücadelemizi ve haklı davamızı gittiğiniz her yerde, içinde bulunduğunuz her ortamda dile getirin. Bu misyon hayatınızın ayrılmaz bir parçası olmalı. Bu önemli çabada asla yalnız olmayacaksınız. Hep birlikte yürümeye devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Milletler Arası Anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıntılarına bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair anlaşma 20 Aralık 2022'de Ankara'da imzalanmıştı. Resmi gazetede yayımlanan anlaşmaya göre taraflar eşitlik, karşılıklı ilkelerine dayalı olarak karşılıklı fayda temelinde ve karşılıklı mutabakatla sağlık alanında işbirliğini geliştirme ve güçlendirme hususlarında anlaştı. Havaya göz atalım. Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında. Yağışlar ülkenin birçok bölgesinde etkili olurken Şayırova köyünde oluşan hortum nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar söküldü. Derince, Avtepe köyleri arası ve Yeşilköy'de ise yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yağışlı havanın bugün de devam etmesi bekleniyor. Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar ve şiddetli rüzgar bazı olumsuzluklara yol açtı. Mehmetçik Belediyesi. Yağışlar nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri trafiği aksattı. Girne-Lefkoşa anayolunda biriken yağmur suları nedeniyle yolun Lefkoşa gidiş yönü bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ise Çayırova köyünde hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü. Evimin durumu böyle yıkıldı, iki ev de yıkıldı. Şu anda yatacak yerim dahi yoktur. Çayırova muhtarı Ahmet Ercüment hortum nedeniyle oluşan zarara ilişkin belediyeye açıklama yaptı. 12 evle birlikte 1-2 iş yeri yerle bir etti. Evlerin tavanlarını tamamen söktü. İş yerlerini tamamen yıktı. Bazı arabalar yıkıkların altında kaldı. Elektrik tellerimizin üzerinde çingolarla marina demir parçalar sarıldı. İnşallah insanlara yardım ederler de insanlar bir an evvel kış geliyor, evlerini yaparlar da bitirirler. Bu arada Derince Avtepe köyleri arası eski İngiliz kampı mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangında yaklaşık yarım dönümlük ormanlık alan içerisindeki 12 adet çam ağacıyla bitki örtüsü yandı. Yeşilköy su depoları mevkiinde de yine yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangında 50 metrekarelik ormanlık alan içerisindeki 2 adet çam ağacı ve kuru otlar yanarak zarar gördü. Yağmurun bereketle yağmasını dileyerek bugünkü hava durumuna göz atalım, ardından manşetlerle karşınızdayız. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 30, Girne'de 29, Alevkayası'nda 25, Güzelyurt'ta 30, Gazimosa'da 30, Lefke'de 30, Yenerenköy'de 29, İskele'de 30 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 17, Girne'de 20, Alevkayası'nda 16, Güzelyurt'ta 17, Gazimosa'da 20, Lefke'de 20, Yenerenköy'de 21, İskele'de ise 19 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 30, Girne'de 28, Alevkayası'nda 25, Güzelyurt'ta 30, Gazimosa'da 31, Lefke'de 30, Yenerenköy'de 28, İskele'de 30 derece dolaylarında olacak.
Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığının ve ultraviyole radyasyonunun yüksek olması bekleniyor. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Evet, haberlerimizin ardından sabah habere manşetlerle devam ediyor. Sayın seyirciler, bir kez daha mutlu sabahlar diyelim ve başlayalım. Tabii ki ülkemiz basını Ulusal Birlik Partisi'nin 23. olağan genel kurultayına ilişkin detayları paylaşıyor çoğunlukla bugün manşet haberinde. Ancak gazetelerin basıma gittiği saatlerde henüz kurultay sonucu netleşmediği için tam detayları aktaramamış gazeteler okuyucularına. Ayrıntılarına biz de kısaca göz atacağız. Kıbrıs Gazetesi'nin ilk sayfasıyla başlayacağız. Ulusal Birlik Partililer istikrar dedi başlığını kullanarak yansıtıyor ve Ulusal Birlik Partisi 23. olağan kurultayına 10.171 üye katıldı. İlk sonuçlar Ünal Üstel'in fark attığını ortaya koydu başlığını kullanıyor gazete. Böyle aktarıyor sayın seyirciler. Ulusal Birlik Partisi kurultayına hem Azerbaycan hem Türkiye'den konukların da katıldığını yansıtmış ilk sayfasından ve yapılan konuşmalara ilişkin detayları aktarıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da kurultayda yapmış olduğu konuşmayı paylaşıyor. Siz hep benim arkamda oldunuz. Teşekkür ediyorum başlığı altında. Kurultayda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bundan sonraki siyasi yolculuğumda da sizlerle beraber olmanın bahtiyarları içerisindeyim dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da kurultaya katılan isimlerdendi sayın seyirciler. Ala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Çözümün anahtarı egemen eşitliğin tescilidir başlığı altında yansıtıyor Ala'nın değerlendirmelerini, kurultaya ilişkin yapmış olduğu konuşmanın ayrıntılarını. Bir başka başlıktaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır diyor gazete ve Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkanı TDT eski genel sekreteri Ramil Hasan'ın kurultayda yapmış olduğu konuşmaya yer veriyor. Hasan, bizim tek evimiz var, o da Türk dünyasıdır. Türk dünyasının en nadide parçalarından birisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir dedi. Kıbrıs gazetesinde öne çıkan bir başka haberse yine meclise çağrı başlığı altında Ulusal Birlik Partisi kurultayında alınan Kıbrıs konusuna ilişkin karar sayın seyirciler. UBP kurultayında Kıbrıs'ta iki halkın egemen eşitliğinin tesciliyle iki eşit uluslararası statüdeki devletin işbirliği yapması temelinde bir uzlaşı sağlanmasıyla ilgili karar ilan edildi diyor. Hemen yanındaysa talebimiz 3 de başlığını görüyoruz ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın New York'ta yapacağı temaslar öncesi Ercan Havalimanı'nda düzenlemiş olduğu basın toplantısı ve yapmış olduğu değerlendirmeler yansıyor. Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Kurul toplantılarının yapılacağı New York'a gitmek üzere ülkemizden ayrıldı. Masaya oturmayız. Ersin Tatar, Kıbrıs Türk'ünün taleplerinin eşit uluslararası statü ve egemenliğinin tanınması, direkt uçuş, direkt temas, direkt ticaret ve ambargonun kaldırılması olduğunu söyleyerek eşit statümüz kabul edilmeden masaya oturmayız dedi. Kıbrıs'ın ardından Yeni Düzen gazetesine bakacağız. Yeni Düzen gazetesi her pazar olduğu gibi birçok konunun başlığını ilk sayfasından paylaşıyor okuyucusuna. Ayrıntılarını iç sayfalarında yansıtıyor. Sağlıktan gastronomiye, eğitime ve sanata dair birçok başlık yansıyor ilk sayfadan. Çağrı cihazı, telsiz saldırıları ve uluslararası hukuk başlığı altında ise dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin detaylar paylaşılıyor. Hüseyin Altan'la yapılan bir röportajda yansıyor gazetede. Her zaman müziğe sevdalı oldum başlığı altında müzisyen Hüseyin Altan'ın açıklamaları yansıyor Yeni Düzen gazetesinin pazar sayısında. Diyaloğa gidiyoruz. Üstel önde başlığını kullanmış gazete. Bir kez daha hatırlatalım. Gazetelerin basıma gittiği saatlerde kurultay sonucu
açıklanmamıştı sayın seyirciler. Sabah saatlerine kadar oy sayım işleminin devam etmesinden dolayı net sonuçlar hiçbir gazeteye bugün yansıyamadı. Ulusal Birlik Partisi'nin zaman zaman gerilimlere sahne olan kurultayında 10.171 üye oy kullandı. Sabah 03'e kadar 13 sandıktan sadece ikisi açıldı diyor. Sabah saat 06.30 sıralarında açıklanmıştı sayın seyirciler sonuçlar ve Üstel'in bir kez daha Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na getirildiğini söyleyebiliriz. 6.555 oyla Ünal Üstel yeniden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı oldu. Yeni Bakış'a bakalım. Son sözü partililer söyledi başlığını görüyoruz. Yeni Bakış gazetesi de yine Ulusal Birlik Partisi kurultayını ilk sayfasından yansıtıyor geniş fotoğraflarla. Ulusal Birlik Partisi'nin 23. olağan kurultayı yapıldı. Kurultayda yaşanan aksaklıklar nedeniyle oy verme işlemi 2 saat gecikmeli başlayınca oy verme süresi saat 22'den saat 24'e uzatıldı. Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde genel başkanlık için oy verme işlemi devam ediyordu diyor ve kurultayın sabah saatlerinde yaşanan detaylarına ilişkin ayrıntılar ve yapılan konuşmaların detayları yansıyor gazetenin ilk sayfasında. Avrupa gazetesi de ölüm kalım meselesi oldu başlığı yansıtmış. Ulusal Birlik Partisi kurultayına ilişkin detayları ve izdiham yaşanan UBP kurultayında oy verme işleminin saat 24'e kadar uzaması üzerine Hasan Taçoy irade kazanacak dedi. Gazete yine sonuçlara ilişkin öngörülerini de paylaştı ilk sayfadan sayın seyirciler. Evet, ülkemiz basınına burada noktayı koyuyoruz. Çok bir detay veremiyoruz bugün sizlere. Çünkü gazetelerde biraz önce aktardığım gibi Ulusal Birlik Partisi kurultayının sabah saatlerine kadar oy sayım işlemi devam ettiği için Atatürk Spor Salonu'nda gazetelerin basıma gittiği saatlerde sonuçlar net olarak açıklanmamıştı. O yüzden çoğu gazetede doğal olarak Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına ilişkin detayları paylaştı manşet haberinden. Kısa bir ara verelim. Aranın hemen ardından Türkiye gazetelerini hep birlikte göz atacağız. Evet, Cumhuriyet'le başlayacağız. Türkiye basınına sır hesaplar başlığını kullanmış. Yangın uçağı almak için para bulamayan bakanlıkta usulsüzlük diyor gazete. İşçiye sigorta yapmamışlar. Adalet Bakanlığı'na ilişkin Sayıştay raporunda bakanlığın yapım onarım işlemlerinde mevzuata uymadığı tespit edildi. Bakanlığın inşaat sigortalarını yaptırmadığı veya eksik gün üzerinden sigorta işlemlerini yaptırdığı saptandı. İç borçlar dış borcu geçti diyor gazete. Merkezi yönetim iç borç stoku yıllık %51.9 artışla 4 trilyon 191 Türk lirası, dış borç stoku %32.7 artışla 4 trilyon 147 milyar Türk lirası oldu. İktidarın finansal istikrar hedefinin borçları artırdığı belirtildi diyor gazete haberinin ayrıntısında sayın seyirciler. Evet, Cumhuriyet'in hemen ardından Milliyet'teyiz. Ağır diyet ödemeyin başlığını kullanıyor ve şarkıcı Metin Arulat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin detayları paylaşıyor Milliyet gazetesi manşetinden bugün. Arulat 52 yaşında sahnede kalp krizinden öldü. Yakınları ölüm diyeti yapıyordu, kalbi kaldırmadı dedi. Gözler yeniden bilinçsizce yapılan diyetlere çevrildi. Uzmanlar ölüm diyetlerini Milliyet'e değerlendirdi diyor gazete ve diyetisyenlerle yapmış olduğu röportajları paylaşıyor özel haberinde Milliyet gazetesi sayın seyirciler. Şarkıcı Metin Arulat'ın hayatını kaybetmesi üzerine yine diyet konusu gündeme geldi. Diyet parmak izidir başlığını görüyoruz. Diyetisyenler Derneği Başkanı Doçent Ayhan da şok diyet ya da mucize diyet uygulamalarının sağlıklı bir vücut ağırlığı yönetiminde yeri yok. Bu uygulamalar ani kalp krizlerinden tansiyon düşmesine, insülin direncine ve depresyon riskine kadar birçok sorun çıkarabilir. Temel kural yavaş yavaş kalıcı sonuç elde etmektir. Diyet kişinin parmak izidir. Bir başkasının programı uygulanmamalı uyarısı yaptı. Yağda ihtiyaç var başlığı altındaysa iç hastalıkları uzmanı Ergün Koçer'in değerlendirmelerini yansıtıyor ve vücudun hayati işlevleri için yağlara da ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Sık görülen yağsız diyetler kalp rahatsızlıkları gibi ağır sorunlar yaşatabilir uyarısı yapıyor.
Akşam gazetesine bakalım. Devlet değil terör örgütü başlığını kullanmış ve Erdoğan'ın değerlendirmelerini yansıtmış. Başkan Erdoğan dijital saldırılara dikkati çekerek İsrail devlet değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor dedi. Tel Aviv savaşı bölgeye yayıyor. Kaybedecek bir gün bile yok. Alt başlıkları altındaki detaylara bakalım. İsrail'in saldırıları sivil hassasiyeti olmadığını, emellerine ulaşmak için her yolu deneyeceğini ortaya koydu. İlk günden beri hedefin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. Lübnan'a yönelik saldırılar endişemizi haklı çıkardı. Şu anda bölge açıklanamayacak derecede büyük bir krize karşı karşıya. Uluslararası toplum İsrail'in bu canice eylemlerini seyretmeyi bırakmalı ve caydırıcı adımlar atmalıdır. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır değerlendirmesinde bulundu Erdoğan. Akşam gazetesinin ilk sayfasında yansıyor açıklamaları. Türkiye gazetesine bakacağız. 5 okula bir hizmetli başlığını görüyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte sorunlar da gündeme gelmeye başladı. Milliyet gazetesi okullarda temizlik harekatı başlığını kullanarak özel haberini yansıtıyor. Okulların temizlik problemi ilk etapta 30 bin yeni personelle aşılacak. Gelecek yılda hizmet alımıyla bir hizmetli 3-5 okulda görev yapacak. Yeterli sayıda hizmetli bulunmadığı için okulların temizlik problemi krize dönüştü. Sınıfları öğrenci verileri temizlemeye başlayınca Milli Eğitim Bakanlığı konuya el koyup yeni bir modeli gündeme aldı. İlk etapta 30 bin personel istihdam edilecek. Bakan Tekin gelecek hafta ilave personelle bu problemi çözeceğiz mesajını verdi. Bakanlık kadrolu temizlikçiye karşı taşeron olarak başlayıp kadroya geçenlerin masa başı işlere yöneldiği görüldü. Bazı okullarda 4-5 sınıf olduğu her okulda bir hizmetlinin de israf olacağı düşünülüyor. Bu yüzden 3-5 okulla bir hizmetlinin ilgileneceği hizmet alımı modeli üzerinde duruluyor demiş gazete özel haberinin detayında. Sözcü'deyiz şimdi de. Türkiye basınında Sözcü gazetesinin ilk sayfasına yine eğitimle ilişkin bir haber yansıyor. Milli eğitim laiklikten iyice uzaklaşıyor. Öğretmenlere camide eğitim başlığını kullanmış. Milli Eğitim İlçe Müdürlükleri eğitime tarikatları sokan MEB'i aratmıyor. İstanbul Bakırköy'de sanki başka yer yokmuş gibi öğretmenlere camide eğitim verilecek. Eğitimde sorunlar diz boyu. İktidar tasarruf tedbirleri kapsamında okulları ödeneksiz bıraktı. Parasızlıktan okullarda eğitim malzemesi yok. Temizlik yapacak eleman yok. Taşımalı eğitim için servis yok. Ne var diye soruyor gazete. Tarikatlar ve cemaatler var. Laik eğitimden iyice uzaklaşıyoruz değerlendirmesinde bulunuyor. Okullarda niye verilmiyor? Eğitimde dinleşmenin son örneği İstanbul'da yaşandı. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm okullara genelge gönderip öğretmenlere hizmet için eğitim verileceğini duyurdu. Eğitimin de sanki başka yer kalmamış gibi camilerde yapılacağını bildirdi diyor Sözcü gazetesi. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak gazetesi kaybedecek bir gün bile kalmadı başlığı altında Erdoğan'ın değerlendirmelerini paylaşıyor. Sayın seyirciler, Erdoğan terör örgütü gibi hareket eden İsrail'in canice eylemlerine karşı caydırıcı adımlar atılması gerektiğini belirterek hepimize özellikle Birleşmiş Milletler'e önemli görevler düşüyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır ifadelerini kullandı ve endişelerimizde haklı çıktık. Esad'dan cevap bekliyoruz başlıkları altında Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeler paylaşılmaya devam ediliyor gazeteden. BM Genel Kurulu'nda Suriye'deki gerilimin sona ermesi gerektiğini açıkça ortaya koyacağını kaydeden Erdoğan, milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. İlişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad'la görüşme irademizi ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz ifadesini kullandı. Hürriyet'teyiz. -2'ye İsrail füzesi başlığını kullanmış gazete. 3'ü çocuk, 7'si kadın, 37 ölü. İsrail 2 siber saldırıdan sonra Hizbullah'a Lübnan'da bir darbe daha vurdu. Beyrut'ta bir apartmanın -2. katında toplantı yapan Hizbullah komutanlarına F-35'li 2 füze attı. Hizbullah'ın elit kuvveti Rıdvan Gücü'nün komutanı İbrahim Akil dahil 15 örgüt yöneticisi öldürüldü. Akil, Hizbullah'ın
hayattaki son kurucu üyelerinden biriydi diyor Hürriyet gazetesi. Saldırının detaylarını paylaşıyor. İstihbaratı kim verdi? İddiaya göre 20'ye yakın Hizbullah komutanı Beyrut'taki apartmanın eksi ikinci katında toplantı yapıyordu. İsrail ordusu örgüte yakın bir kaynaktan toplantıyı öğrendi. İsrail'den havalanan bir F-35 savaş uçağı Beyrut'taki binaya iki füze attı. Saldırıda Hizbullah'ın özel operasyon gücü Rıdvan'ın komutanı İbrahim Akil'in de aralarında bulunduğu 15 üst düzey örgüt yöneticisi hayatını kaybetti diyor. Operasyona ilişkin detaylar gazetenin ilk sayfasında geniş yer buluyor. Sabah gazetesine bakacağız şimdi de. Bu kalp seni unutur mu? Başlığını görüyoruz Sabah gazetesinde. Öğretmen olmayı hayal ederken kaza geçiren iyilik meleği Melike Seven'in kalbi yıllardır organ nakli bekleyen Furkan'a can oldu diyor ve organ nakline ilişkin detaylar paylaşılıyor. Adnan Menderes Üniversitesi'nden bu sene mezun olan Melike Seven 25 yaşındaydı. Öğretmenlik diplomasını almaya giderken kaza geçirdi. Ailesi kızımızın kalbi başkalarına iyilik için atardı diyerek organlarını bağışladı. Melike 4 hastaya umut oldu. O hastalardan biri de yapay kalple yaşamaya çalışan 22 yaşındaki Furkan Özdemir'di. Kalp tam uyumlu çıktı. Ekipler seferber oldu. Melike'nin kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Furkan'a nakledildi. Sağlığına kavuşan genç Melike ve ailesine teşekkür etti diyor ve bu güzel haberi paylaşıyor. Tabii ki ölüm üzücü ama organ nakli de hayati önem taşıyor sayın seyirciler, organ bağışlanması. Bu da örnek oluyor. Sabah gazetesi bu haberi manşetinden yansıtıyor okuyucusuna. Evet, Sabah gazetesiyle birlikte Türkiye basınına da noktayı koymuş oluyoruz ve yayınımızı da noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Saat 11'de kısa bültenimiz olacak. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Gündem yapmaksa eğer, BRT her anımızda. Biz sadece ekranda değiliz. BRT sosyal medya, YouTube, Instagram ve Facebook'ta. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz.